Atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım. İt ürür, kervan yürür. Biz yolumuza böyle gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Fethullahçı terör örgütü vardı. Hala bu Pensilvanya'daki zat utanmadan, sıkılmadan ne diyor biliyor musunuz? Bütün bunlar bir senaryodur diyor. İlahi adaletin tecellisinden zerre kadar şüphe etmiyorum. Bu adalet tecelli edecek. Size batıda çok değişik yerlerde Yargıda Birlik Derneği olarak birileri ön açmayabilir. Belki görüşmeyebilir. Pas vermeyebilir. Değerli arkadaşlar, hiç umursamayın. İt ürür, kervan yürür. Biz yolumuza böyle gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü itirafçıların aldatmalara başvurduğunu söyleyerek en tehlikelisi bu, dedi. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, başbakanlığım zamanında. Ve şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle başbakan olduğum zaman, bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor. FETÖ'nün PKK ile işbirliği yaptığını belirten Erdoğan, FETÖ operasyonlarının sonuna kadar devam edeceğinin işaretini verdi. PKK terör örgütüyle, değerli kardeşlerim, bunlar ortak çalışıyorlar. Müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımızın içerisinde bunlar var mı? Var. Silahlı kuvvetlerimizin içerisinde bunlar var mı? Var. Ve tabii ki bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyor. Ama her geçen gün eriyorlar. Daha da eriyecekler. Veya terk edecekler. Anayasa değişikliği görüşmelerine de değinen Erdoğan, devletin işlerliğinde patinaj olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı MHP liderine de teşekkür etti. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık İşte bunu getiriyordu. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü biz her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız.